Merhabalar Biz Yaşayan Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da çok değerli yazarımız, çok değerli kişisel gelişim uzmanımız bugün bizlerle efendim. Kendisi Bodrum'dan geliyor. Dediğimiz gibi hem yazar hem kişisel gelişim uzmanımız Ayser Özbulut bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Ardından çok hoş bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ayser Hanım? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Merhaba diyorum ben de size. Harikasınız. Enerjinize sağlık. Çünkü merhaba demek çok güzel. Merhaba demek hoş geldiniz hayatıma. Sefalar getirdiniz demek. Merhaba demek benden size zarar gelmez demek. Harikasınız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ayser Özbulut. Daha önce de sizinle ufak bir sohbet ettiğimizde şöyle bir şey söylemiştim. Yani Ayser Özbulut kim? Ayser Özbulut yazar, Ayser Özbulut kişisel gelişim uzmanı, bir anne, bir iş kadını, bir ev kadını. Ayser Özbulut enerji kaynağı, hayatı seviyor. Ayser Özbulut yüzlerce Ayser Özbulut, Ayser Özbulut yüzlerce ben. Çok hoşuma gitti. O sohbetimizde en son söylediğiniz bu cümleyi söylediniz. Çok hoşuma gitti. Keza öyle değil miyiz zaten? Hepimiz farklıyız. Hepimiz, evet. Farklı kalemlerdeniz. Bununla birlikte farklı bir iç içe yaşanmışlıklarımız da var. Yazmak ne anlama geliyor Ayser Hanım? Yazmak benim için duygularımı, düşüncelerimi ifade edebilmemin en güzel yolu. Ne zaman karar verdiniz yazmaya? Çok önceden beri herkesin bir böyle edebiyat deneyimi vardır. Gençlikte özellikle şiir denemeleri, işte küçük yazılar falan. Ben bunları bırakmadım o tarihten beri. Fakat kitap haline getirebilmemin bir sebebi var. Şu anda elinizde tuttuğunuz boğazımdaki yumrularla ilgili. Gerçek mi? Gerçek. Neler anlatıyoruz burada? Şimdi boğazımdaki yumrular önce nereden çıktı ben ondan biraz bahsedeyim. Kitabın her insanın bir hikayesi vardır Özge Hanım. Kesinlikle. Ve her hikayeyi kitaplara taşıyan yazarlar maalesef yok. Ama yazarlar insanları anlatır kitaplarında. İnsanlar da kendi hikayelerini bulurlar kitaplarda. Boğazımdaki yumrular 90'lı yıllarda Hakkari'de bir şehit eşine verdiğim bir söz üzerine ortaya çıktı. O zamanlarda korkunç dönemlerin içindeydi Hakkari veya birçok yer. Ben de bir asker eşi olarak oralarda bulundum. Hem de çalışan bir kadın olarak. Ve bir gün bir şehidin eşine kocasının şehit olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ve o arkadaşımın çığlıklarını duyan bizden başka kimse yoktu. Bizden başka kimse kapımızı çalmadı. O gün orada söz verdim. Bir gün sesimizi duyurabildiğim kadar insana duyuracağım diye. Ve boğazımdaki yumrular o zaman çıktı. Boğazımdaki yumrularda demin sordunuz ya benim hikayem. Benim hikayemde çok şey var Özge Hanım. Benim hikayemde aşk var, sadakat var, sevgi var, saygı var, vatan var, millet var, bayrak var. Benim hikayemde kaybolan hayatlar var. Benim hikayemde kaybolmuş hayatlar için kaybolanlar var. Benim hikayemde boğazımdaki yumrular, benim hikayemde boğazındaki yumruları yutamayanlar var. Hikayenizde insanlık var, sevgi var. Evet. Bununla birlikte çok zor hayatlara, hikayelere ortaklık ettiniz. Zor süreçlere tanıklık ettiniz elinizden geldiğince. Şimdiden kaleminize sağlık. Bununla birlikte bu dik duruşunuzu neye borçluyuz peki? Kolay değil çünkü. Evet, kolay değil. Az önce dediniz ya insanlık var. İnsan olmayı seviyorum. Çok zor hayatlar yaşadık ve benim gibi bu hayatları yaşayan
birçok insan var. Hala da devam ediyor. Kayıplar veriyoruz, üzülüyoruz. Fakat bu tür yerlerde, bu yaşamların içinde bir sorumluluk almak zorunda kalan kişiler vardır. Genellikle bunlar da o bölgedeki yetkili kişilerin eşlerine düşer. Bir komutan eşin olarak bana bu sorumluluk yüklendiğinde ne kadar üzülsem de, ne kadar canım yansa da, merak etsem de, korksam da başkalarına, diğer asker eşlerine, diğer arkadaşlarıma korkmamaları gerektiğini söylemek zorundaydım. Merak etmemeleri gerektiğini söylemek zorundaydım. Ve o zaman da güçlü durmak zorundaydım. Ve sağlıkla bu döneme gelebilmek için öyle olmak zorundaydım. Hani dedim ya, yüzlerce ben var diye. Yüzlerce benden birkaç tanesini kullanmak zorundaydım. Ve onlardan biri de sanırım oluştu. Yüzlerce. Hakikaten ben oluştu. Bu kitabımızda neler anlatıyoruz peki? Bu kitabımızda da hiçbir şeyin son olmadığını anlatıyoruz. Her sonun yeni bir başlangıç olduğunu anlatıyoruz. Bir insanın kendi kendine iyileştirme yöntemlerini nasıl bulduğunu anlatıyoruz. Bu kadar zor hayatlar yaşadıktan sonra bu kitabın ortaya çıkmaması kaçınılmazdı zaten. Ve bugün sağlıklıysam, neşem, enerjim yerindeyse kendi ürettiğim ben ve ben yolu ışığındadır. Yüzlerce ben sadece bir kişisel gelişim kitabı değil, aynı zamanda edebiyat barındırır içinde. Çünkü edebiyat hiçbir zaman hayatımdan gitmedi. Kitabı okurken zaten okuyan kişi karakterin kendisiyle ne kadar bütünleştiğini görmüş olacak. Çünkü hepimizin yaşamı çok zor ama bir o kadar da güzel. Güzel bakabilmekte. Aslında evet. İşin marifeti, şiir, roman, yüzlerce ben, hakikaten ilginç bir çalışma olmuş. Evet. Şuradaki hemen sizin sözünüzü paylaşmak isterim. Çok hoşuma gitti. Evet. Oysa durum asla göründüğü gibi değildi. Yüreğim parçalanmış, hasretim doruklara ulaşmış. Boğazım yutkunamamaktan nasır bağlamış, korkularım bütün ruhumu teslim almış. İçi boş bir bedende yaşıyordum. Evet, boğazımdaki yumruların 90'lı yıllarda bana hissettirdikleriydi. Şimdi hayat devam ediyor aslında. Tabii ki gene üzülüyoruz. Kaybettiğimiz insanları saygıyla anıyoruz. Ama hayat devam ederken dedim yani bir sürü insanız hepimiz. İşte anneyim, çocuk büyütüyorum. İş kadınıyım, çalışıyorum. Dostlarım var, arkadaşlarım var. O günle yaşamak hiçbir şey kazandırmıyor. Güncel olmak gerekiyor. Bugünle birine dokunuyorum. Birine el veriyorum, birinden el alıyorum. Sohbet ediyorum. Bugün sizden bile minnacık zamanda çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çok güzel gülüyorsunuz. Sizin güzel bakışınız hakikaten. Yani anlayabilmek, kişilerin dünyasına inebilmek, evet. Biraz empati yapabilmek, o aslında sevgi, saygı verebilmek. İnsanlık dediğim noktada aslında her şeyle siz bir bütündünüz. Bunun için de doğa sevgisi, hayvan sevgisi. Evet. Güzel bakan yüreğiniz, gözleriniz var. İnsanlık var çünkü. Yani yüreğinizle kalbiniz aynı dili konuşuyor. Aynı bakış açısından bakıyorsunuz. Evet. Yaşadıklarınız, kimi güzellikleri, zor süreçleri bizlerle paylaşıyorsunuz. Ben size tanıma fırsatı yakalayabildim ama ulaşılamadığı noktasında bu güzel eserleriniz var. Evet. Onlara ulaşıyorsunuz aslında. O kişiler okuduğu zaman onların dünyalarını iniyorsunuz. Onlar sizlere bir şekilde zaten enerjiyi muhakkak yolluyorlardır. Kesinlikle. Ben o enerjinin bütününe inananlardanım. Bu güzel projeleriniz inşallah sınırlı kalmayız. Yine düşünceler var mı? Tabii ki çalışmalarım devam ediyor. Şimdi yeni projem de var. Yeni bir roman hazırlığı içerisindeyim. İnşallah yakın zamanda raflarda olur. O da gene sosyal konular içeren, konusu olan ama bitirmeden paylaşmayayım arzusundayım. Tabii ki de.
Şimdi az önce söylemiştim, insanlara dokunmak çok hoşuma gidiyor. Birine el vermek, birinden el almak diye. Sosyal sorumluluk projelerinin içinde var olmak. Bodrum'da yaşıyorum ve Bodrum dışarıdan bakıldığında şöyle düşünülüyor. İşte herkes orada lay lay lom, işte gece kulüplerinde, işte rakıda balıkta, şurada burada. Ama Bodrum'da Türkiye'nin her bölgesinden ve her sosyal statüsünden insan yaşıyor. Bir projem var benim, bir yıldır Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yürütüyorum. Kadınca sohbetlerdi. Kırsalda bulunan kadınlarla grup çalışmaları yapıyorum. Bu da kişisel gelişim uzmanlığı işimle alakalı. Tamamen gönüllü işler. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bodrum'da da kadınların birilerinin dokunmasına ihtiyaçları var. Onun dışında yazarlık kariyerimle ilgili 3K Söyleşileri diye bir program yapıyorum. Ve bir başka bir yazar arkadaşım Nuran Yüksel'le birlikte şehir şehir dolaşıyoruz, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Kadın, kitap, konuk başlığı altında. İki kadınız, ikimiz de kitaplarımız var ve kadınlar üzerinden sohbetler yapıyoruz. Konuklarımız da gelen okurlarımız, dinleyicilerimiz. Ve aydınlığa doğru yürüyelim istiyoruz. O nedenle gene birilerine dokunuyoruz. Devam ediyoruz. Ses olmaya ve bu yolculukta her daim umut ışığı olmaya devam edin diyorum Nacizane. Çok teşekkür ederim. Bodrum'da çok güzel yerlerimizden biri zaten. Yani evet. Bir Egeli olarak en sevdiğim yerlerden biridir zaten. Ne güzel. Özellikle Bodrum dediğiniz zaman çok hoşuma gitti. İlla eğlence olarak hiçbir şekilde tabii ki de değil. Hiç aklıma bile gelmedi. Sadece güler yüzün unutulmadığı, evet, insanlığın ölmediği yerlerden biri. Belki biz bu metropolde hepimiz kendi içimize döndük. Kendi sıkıntılarımız, kendi sebeplerimizden ötürü gülmemeyi unutmuş durumdayız. Çünkü hep bir telaş. Sabah ayrı, akşam ayrı. Kesinlikle. Ama Bodrum'da hakikaten güneş doğduğunda güneşin parlaklığını da görürsünüz. Batarken o güzelliği de görürsünüz. Aynı ülkedeyiz ama biz onun farkında değiliz. Çünkü hepimiz bir şekilde böyle kapatmışız gözlerimizi, ilerliyoruz. O yüzden Bodrum'un kendi ismi bile güzel. Her daim bence orada olun ki bizi güzel eserlerinizde buralarda buluşturun diyorum efendim. Ara ara kendi hayatımızın içine dönüyoruz. Hiç çevremize bakmadan ilerliyoruz çünkü. Hatırlatmanız çok iyi olmuş o yüzden de. Teşekkür ederim. Yüzlerce bende şöyle bir konu var. İnsanın kendisini, kendinin farkına varmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunda kendi tecrübelerimle alakalı bir şey. Belki birçok insan yapıyordur ama çocukluğumdan beri aynayla konuşmayı çok severim. Ve yüzlerce bende bir insan aynayla konuşuyor ve hiç kimseyle paylaşamadığı şeyi bir tek kendisine paylaşabildiğinin farkına varıyor. Şahane. Başyurt kitaplarından biri olarak bakabiliriz bu anlamda. Ara ara hani hep okuruz. Tekrardan başa dönüp okumak istediğimiz nadir kitaplardan biri. İsmiyle zaten kendini mest ettiğini düşünüyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Önceki sizlere sağlık. Ardından da nice güzel inşallah. Eserleriniz de o dik duruşunuzla beraber ve başarılı kaleminizi her daim bizlerden esirgememiz dileğiyle yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok değerli yazarımız, kişisel gelişimimiz efendim bugün bizlerleydi. Yazar ve kişisel gelişim uzmanımız Ayser Özbulut konuğumuzdu. Bir sonraki de işi bilen kısmında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.